Kırsal alan dediğimiz zaman insanların ilk aklına gelen şey nedir denildiği zaman bir köy veya meralarda otlayan hayvanlar gelmektedir. Dolayısıyla yapılacak tanımlamalarda tarımsal aktivitenin muhakkak işin içerisinde olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ülkelerin yaptığı tanımlamalara baktığımız zaman kimi ülkeler nüfus büyüklüklerini baz alırken kimi ülkeler daha farklı sosyoekonomik değişkenler için içerisine katmaktalar. Peki Türkiye'de tanım nedir? Türkiye'deki tanım 1924 yılında çıkarılan köy kanununa dayanmaktadır. İşte köy kanununda şunu söyler bize. Köyler nüfusu 2000 ve altı olan yerleşim merkezleridir. Kırsal alanlar ise nüfusu 20.000'in altında olan yerler olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bizim 1920'li yıllarda yapılan bir tanımın 2020'li yıllarda ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığı sorusunu yönelttiğimiz zaman bunun cevabının hayır olduğunu söyleyebiliriz.